وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Muhterem müminler, geçen ders üzerinde durduğumuz mevzu inşallah hatırınızdadır. Ve bu konu, bu mevzu gittikçe de genişlemektedir, yayılmaktadır. Daha çok işitilmeye, duyulmaya başlanmıştır. Konumuzun adı da geçen dersten aklınızda kaldığı gibi temiz toplum sözünün mana ve muhtevası ne demek olduğu, nasıl temiz toplum tasavvur ettiğimizi, bir Müslüman olarak temiz toplumdan ne anladığımızı, bir toplumun temiz olması için nasıl olması icap ettiğini Allah'ın kelamıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de mübarek hadisleriyle arz etmeye çalışmıştık. Bugün de yine Kur'an'dan tarihteki, insanlık tarihinde mevcut olan ve tepeden tırnağa kadar günahlara batmış, haramlara batmış, pisliklere batmış, kavimlerden ve milletlerden misal veren Kur'an-ı Kerim'in üzerinde çok şiddetle durduğu ve ibretlerle dolu olan Lut aleyhisselamın kavminden bir misal vereceğimizi söylemiştik. Şimdi bu konuyu ala kaderil imkan, imkanımızın yettiği kadar sizlere arz etmeye çalışayım. Alınacak dersler var, örnekler var, ibretler var. İnşallah Cenab-ı Hak bu hadiselerden ibret alarak Allah'ın nizamına yönelmeyi cümlemize nasip-i müyesser eyler inşallah. Efendiler, evvel emirde Müslüman olmak, kısaca bir giriş mahiyetinde temas edeyim. Müslüman olmak kesinlikle bir ayrıcalıktır. Müslüman olunca Müslüman olanlardan ayrılmamız lazım. Olmayanlardan ayrılmamız lazım. Ayrıcalık diyoruz biz buna. Müslüman olunca Müslüman olmayanlardan ayrılmamız lazım. Ayrılmazsak zaten olmaz. Nerede ayrılmamız lazım? Evvela itikatta. Müslüman olanların itikadı başka, olmayanlarınki başka. İnançta ayrılmamız lazım. Sonra düşüncede ayrılmamız lazım. Sonra davranışta ayrılmamız lazım. Sonra yaşayışta ayrılmamız lazım. Bak, bir sürü ayrıcalık var. Ayrı bir inancın, ayrı bir düşüncenin, ayrı bir davranışın, ayrı bir yaşayışın insanlarıyız. İnsanları olmamız lazım. Yani inanırken Müslüman olup da yaşarken gavur olmak mümkün mü? Siz söyleyin. Mümkün değildir. İnanırken Müslüman gibi inanalım da hocam
yaşarken Avrupalı gibi yaşayalım diyebilir misiniz? Vallahi diyemezsiniz. İslam bir bütündür. İnancıyla, düşüncesiyle, davranışımızla, hayatımızla, her şeyimizle Allah'ın nizamının bütünlüğü içinde olmamız lazım. Öyle yapmayalım da hocam, sadece Allah'ın evleri olan camilerde Allah'ın nizamına uyalım, caddelerde, çarşılarda Avrupa'dan aldığımız kanunlara uyalım diyebilir misiniz? Diyemeyiz, mümkün değil, böyle bir şey olmaz. Allah her şeye hakim, her şeye kadirdir. Allah'ı sadece camilerde tasavvur edip, caddede, çarşıda Allah bizim hayatımıza, davranışımıza, tutumumuza, gidişatımıza Allah karışmasın diyebilir misiniz? Mümkün değil. O halde evvela burada ittifak etmek lazım. Gerek inançta, itikatta, gerekse düşüncede, davranışta, her şeyde Müslüman, Müslüman olmayanlardan ayrı olması lazım, ayrıcalık içinde olması lazım. Çünkü bunu Rabbimiz ayırıyor. Biz ayrım yapmıyoruz. Allahu Teala Müslüman olanlarla olmayanları birbirinden ayırıyor mu, ayırmıyor mu? Ayırıyor. Bizim ne haddimize? Bir hocanın kendi kafasından ayrım yapması mümkün değil. Kur'an sesleniyor. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Hiç Allah'ı ve Allah'ın nizamını bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu diyor. Eşitlik kabul etmiyor. Allah'ın ayırması dini açıdandır. Allahu Teala insanları renk bakımından ayırmıyor. Irk bakımından da ayırmıyor. Allah katında rengi beyaz olanlarla rengi siyah olanların bir farkı var mı? Olmaz. Çünkü yaratan kendisi. Kendisi yarattığı şeyde ayrıcalık yapar mı? Allah katında Müslüman olduktan sonra Kürt ile Türk'ün ayrıcalığı var mı? Vallahi yoktur. Vardır diyen kafir olur. Müslüman olmaktan çıkar. Alman olmakla Arap olmak arasında Müslüman olduktan sonra bir fark var mı? Yoktur. Ama mümin ve Müslüman olmak bakımından fark var mı yok mu? Vardır. Bak işte işte. İtikadi olarak. Allah katında rengin, ırkın, şeklin, malın, mülkün, makamın, mevkiin özelliği ve üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ne iledir siz söyleyin? Takva iledir. Bunu Kur'an söylüyor. İnne ekremeküm indallahi etkaküm. En takva sahibi. Takva demek İslam'ı bütün incelikleriyle yaşamak. Biliyorsunuz İslam iki şekilde yaşanır. Kelime itibariyle söylüyorum. Bir fetva mertebesinde İslam'ı yaşamak, bir de takva mertebesinde. Mesela beş vakit namazını kılan adam İslam'ı ve namaz ile alakalı bu hükmü hangi mertebede yaşamış olur? Fetva mertebesinde. Bir de geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılarsa beş vakit namazdan ayrı olarak akşam namazından sonra evvabin namazı kılsa, sabah namazını kıldıktan sonra 45 dakika sonra İşrak namazı, hani güneş doğduktan 45 dakika geçtikten sonra kılınan bir nafile namaz var. Nedir bu? İşrak namazı diyor. Bir de bunları kılsa, işrak namazını kılsa, akşam namazından sonra evvabin namazı kılsa, gecenin üçte birinden sonra kalkıp teheccüd namazı kılsa, beş vakit namazın üzerine bunları ilave etse, bu kişi hangi makamda İslam'ı yaşıyor? Takva. Bak değişti. Birisi fetva makamında, öbürüsü takva makamında. Allah katında sizin üstününüz diyor, en şerefliniz İslam'ı takva mertebesine yaşayanlardır. Daha fazla, daha ileri, daha mükemmel.
Yoksa makamda, mevkide, servette, şöhrette üstünlük yok İslam'da. Mesela bu hükme göre 5 vakit namazını kılmayan, içkiden sakınmayan, kumardan sakınmayan, çıplaklıktan sakınmayan, karısı çıplak, hayatı kötü, düşüncesi bozuk, yolu yönü bozuk bir adam Allah katında cumhurbaşkanı da olsa vallahi bu adam şerefsizdir. Ayet-i Kerime'ye göre söylüyoruz yani. Ölçü budur. Devlet bakanı da olsa, İslam'ı yaşamıyorsa vallahi şerefsizdir, billahi şerefsizdir. İnne ekremeküm indallahi etkâküm, yok mu ayet? Ekremeküm demek eşrefeküm, yani sizin en şerefliniz İslam'ın ölçülerine uyanlardır. Yani bizatihi cumhurbaşkanı olmak şerefli olmaya yetmiyor. Müslüman olmadıkça şerefli değildir. Ya ne olur şu meseleyi bir anlasak. Adamın Allah katında 5 paralık değeri yok, bütün millet onun peşinden gidiyor. Bilmiyor ki Kur'an'ı bu millet. Adam her saniye Allah'ın ahkamını çiğniyor. Günde 5 defa gelin huzuruma diye daveti var Allah'ın, dinlemiyor. Ve bu adam bakandır, başkandır diye peşinden gidiyor. Vallahi bu millet cahildir. Çok kötü cahildir. Bu cehaletin cezası çetin olacak. Bu cehaletin cezası cehennem olacak Müslümanlar. Adamın ırzı yok, namusu yok, belediye başkanı olmuş, etrafında bir sürü hergele başkanım, başkanım diye etrafında dolaşıyorlar. Ulan bu adam 5 para etmez ya. Ne hak bilir, ne hukuk bilir. Ne ar var, ne namus var, ne şeref var, ne kerem var herifte. Ama hasbelkader belediye başkanı olmuş, etrafında bir sürü rezil, millet alkışlıyor, şakşaklıyor. Millet bilmiyor ki şeref nerede, izzet nerede, kerem nerede, fazilet nerede, millet bilmiyor. Niye? Çünkü kendisi de ortak. Şu belediye başkanlarının suistimalleri, kötülükleri, soygunları, vurgunları ve rüşvetleri görüyorsunuz, duymayan kalmadı. Her gün, her akşam televizyonun muhtelif kanallarından korkunç şekilde ne korkunç soygunlar, işgaller, rüşvetler duymayan, 7'den 70'e işitmeyen kalmadı. Bu belediye başkanlarının suistimallerini, yolsuzluklarını, haksızlıklarını, hırsızlıklarını. Peki şimdi millet düşünmesi lazım. Bu belediye başkanı o başkanlık makamına havadan zembille mi indi? Yok. Onu oraya getiren var, onu oraya seçen var. O belediye başkanı ne kadar şerefsizse onları seçenler de vallahi şerefsizdir. Ortaktır yani. Allah böyle söylüyor. Ben söylemiyorum. Benim lafım değil bu laf. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimleri seçmeyin diyor Allah. Zalimleri sevmeyin, zalimleri seçmeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Onları yakan cehennem sizi de yakar diyor. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Kur'an söylemese benim söylemeye ne hakkım var? Ama işte millet cahil, çok cahil. Uzatmayayım. Müslüman olduktan sonra ayrı düşünmek zorundayız. Onlar gibi düşünemeyiz. Hristiyan gibi düşünemeyiz. Hristiyan gibi yaşayamayız. Hristiyanlar gibi şerefsiz olamayız. Hristiyanlar gibi pislik içinde olamayız. Hristiyanlar gusül abdesti almazlar. Hristiyanlar abdest diye bir şey tanımazlar. Hristiyanlar domuz eti yerler. Hristiyanlar domuzdan başka bir şey değillerdir. Yedikleri sucuk domuz sucuğudur. Kullandıkları bütün mamulat domuzdan vesaireden mamuldür. Ve bütün onların üretimleri ve tüketimleri bu şekildedir. Düşünün ki şu anda, misal olsun diye söylüyorum, gerek dünyada gerekse Türkiye'de berberlerde,
şimdi kuaför diyorlar. Berberlerde, kuaförlerde ve Müslümanların evlerinde tıraş olurken, sakal tıraşı diyorlar hani, jiletle veya usturayla tıraş olurken suratlarına sürdükleri bir krem var, köpük var. Sabun diyelim. O sabunu sürmek için kullandıkları tıraş fırçaları var mı yok mu? O tıraş fırçalarının tamamı domuz kılındandır. Domuz kılından. Vallahi ben gittim, fabrikasını gördüm. Ne kadar tıraş fırçası varsa hepsi domuz kılından imal ediliyor. Her gün Müslüman tıraş olurken Allah'ın pislik dediği, necis dediği o domuzun kılından yapılmış fırçayı suratına sürüyor mu, sürmüyor mu? Vay zavallı Müslümanlar, ahmak Müslümanlar. Ya adam Müslüman domuz kılına suratını sürer mi yahu, sen secde diyorsun be. Necistir ya. Ama kim anlatırsınız? Hristiyanlar bunu kullanıyor hocam. Hristiyanların kendisi domuz zaten. Sana ne onlardan ya? Senin farklı olman lazım. Senin ayrı yaşaman lazım. Onlarla entegrasyon olmaz. Hani şimdi tutmuş bir takım rezil politikacılar Avrupa ile entegrasyon. Yavurca bir kelime var ya, entegrasyon. Ne demek entegrasyon? Hristiyanlara uyum sağlamak. Onlar gibi yaşamak. Vallahi mümkün değildir Müslüman olarak. Entegrasyon. Yani aynen Hristiyanlar gibi yaşamaya bu kelimeyi kullanıyorlar. Olur mu ya, Müslüman? Müslüman gibi yaşamak zorundadır. Kur'an bizim yaşayışımızı bazı esaslara bağlamıştır. Hiçbir Müslüman bildiği gibi yaşayamaz. Allah'ın emrettiği gibi yaşamak zorundadır. Bunu söylediğiniz zaman kıyamet kopuyor. Başınıza gelmedik bela kalmıyor. Ama Allah'ın vereceği beladan daha büyük bela olamaz. Allah cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Bakın şimdi Allah'ın yolundan çıkan şu Lut kavminin halini şimdi ayetlerle açıklıyorum. Evet. Estaizu billah. Fazla uzatmayayım. Zaman yetmiyor ki hiç. Evet. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا. Lut bir isim biliyorsunuz. Mübarek peygamberlerden birisinin adı Lut. Lut diye geçiyor. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا. Vakta ki, Kur'an'ın anlatma tarzı böyle. Lut aleyhisselama elçilerimizi yani meleklerimizi gönderdik. Melek gönderiyor. Allahu Teala peygamberlere kimi gönderir daima? Cebrail'i ve sair melekleri. Melekler. Allah'ın elçileri. Hani melekler de elçidir. Lut aleyhisselamın yanına, evine iki tane melek Rabbimiz gönderiyor. Bakın. Aslında Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği meleklerin karşısında Lut aleyhisselamın memnun kalması lazım. Melek geldi, Allah katından elçi geldi, memnun olması lazım. Hazreti Lut memnun olmuyor. Bakın ayet söylüyor. Si'e bihim ve daka bihim zer'a. Bu iki meleğin gelişinin karşısında, iki meleğin gelmesiyle Lut aleyhisselam kederlendi, sıkıldı, ruhu daraldı diyor. Bakın peygambere bak ya. Daraldı. Dâke, Arapça daraldı demek. Bihim zer'at, kalbi sıkıştı. Ruhu daraldı. Niye? Ve kâle buyurdu ki, eyvah, hâzâ yevmün asîb. Şimdi çok tehlikeli ve belalı bir gün olacak. Çok belalı bir gün olacak. Niye böyle söylüyor Tasina? Lut'un kavmini biliyorsunuz. Yeryüzünde toplum halinde, öyle teker teker değil, münferit olarak değil, toplum halinde bir pisliğin içine batmışlardı. Erkekler erkeklerle cinsi ilişkiye geçmişlerdi.
Lut kavminin en çirkin, en pislik, en kafir, en Allahsız, en rezil tutumları buydu ve daha çok kötülükler içindeydiler de en çok ortaya çıkan, caddelere taşan, sokaklara taşan pislikleri eşcinsellikti. Yani erkek erkeğe cinsi temas hareketi. Aman ya Rabbi! Hiçbir hayvanın yönelmediği bir rezalet. Hayvanlar tarihinde hiçbir hayvan, erkek hayvanın diğer bir erkek hayvana cinsel arzu duyduğu görülmemiş. Ama her nasılsa Lut Aleyhisselam'ın kavmi bu pisliğe batmış. O kadar yayılmış, çoğalmış ki her sokağın başında çiftleşen erkekler görülmeye başlamış. O kadar yaygın ya. Lut Aleyhisselam mücadele etmiş bunlarla, anlatmış, söylemiş azabın olacağını, belanın geleceğini. Hiç dinlememişler. Lut Aleyhisselam 41 sene peygamberlik yapmış. Peygamber olarak geldiği bölgede Sodom ve Gomorra diye bir bölge şu anda Ürdün taraflarına düşüyor. Ürdün. Yani Orta Doğu bölgesine geliyor. 41 yıl peygamberlik yapmış. Bu kavmin içinden kendisine peygamber olarak inanan sadece iki tane kızı olmuş. Karısı bile inanmamış. 41 senede iki tane kız. Kendi kızları iman etmiş. Kimse kabul etmiyor. Ne namussuz milletler var tarihte. Ve dâka bihim zer'a. Kalbi diyor sıkıştı, ruhu daraldı. Bu melekler melek olduklarını bilmiyordu. Niye bu sıkıntıya düştü? Çünkü kavminin huyunu biliyordu bu. Kavminin huyunu biliyordu. Allahu Teala bu iki tane meleği çok yakışıklı, çok parlak, çok güzel iki tane erkek olarak gönderdi. Yani bir bakıma kavmi Rabbimiz imtihan ediyor. Çok parlak iki delikanlı. Daha sakalları çıkmamış. Tüyleri çıkmamış. O kadar cazibeli çekici iki tane delikanlı suretinde melek geldi Lut Aleyhisselam'a. Allah diyor bunlar bizim elçilerimizdi, meleklerimizdi. Fakat Lut bunu bilmiyordu. Eyvah dedi ya bu benim kavim, benim milletim, rezil millet. Şimdi parlak bu iki oğlana sataşacaklar diye kalbi sıkıştı. Huylarını biliyor çünkü. Bundan yere geliyor. Bakın şimdi. Ve çok çetin bir gün olacak. وَهَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ Çok zorlu bir gün olacak diyor. Eyvah ben ne yapacağım diye başlıyor daralmaya, sıkışmaya. Nereden halkın haber olacak? Hazreti Lut Aleyhisselam'ın karısı var. Nikahlı karısı var. Fakat iman etmemiş. Lut Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmiyor kocasının. Bizzat arka kapıdan çıkarak sokağa gitti. Ne kadar homoseksüel, eşcinsel, rezil varsa yetişin dedi. Bize iki tane parlak delikanlı geldi. Gelin bunları kullanın dedi. Haber verdi onlara. Peygamberin karısı. Ve kavmin haberi oldu. Dediler ya Lut'un evine iki tane harikulade yakışıklı erkek gelmiş. Ne güne duruyorsunuz? Gidelim de saldıralım dediler. Bunu ayet haber veriyor. Estağfirullah. وَجَاءَ قَوْمُهُ Lut Aleyhisselam'ın kavmi يُهْرَعُونَ اِلَيْهِ Lut Aleyhisselam'a doğru koşa koşa, tepine tepine, birbirini çiğneye çiğneye koştular. Kim nereye koşuyorlar? Lut'un evine. Peygamberin evine koşuyorlar. Şu pisleşmiş, rezilleşmiş milletin haline bak. Neye koşuyor? وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Bu Lut Aleyhisselam'ın kavmi çok evvelde çok pislikler, seyyiat diyor, çok kötülükler, çok pislikler yapan bir milletti. Koşa koşa Lut Aleyhisselam'ın kapısına dayandılar ve kendilerine misafir olarak gelen o iki parlak delikanlıya sataşmak maksadıyla geldiler. Kale Lut Aleyhisselam dedi ki ya kavmi, ey benim kavmim, ey benim milletim.
Ey ahali, ey millet! Haulâi benâti hünne etharu leküm fettekullâhe ve lâ tuhzûni fî dayfî. Yalvarıyor Lut aleyhisselam. Ey ahali diyor, ne olursunuz yapmayın. Bunlar benim misafirim. Sizin de diyor kadınlarınız var. Onlar da benim kızlarım. Sizin kadınlarınız benim kızlarım diyor. Hünne, o kadınlar etharu leküm. Sizin için daha temizdir, daha iyidir. Bırakın bu pisliği. Gidin kadınlarınıza şehvetinizi ika edin. Sataşmayın bu işe. Yapmayın. Ve la tuhzuni. Beni rezil etmeyin. Aynen yalvarmış Lut aleyhisselam. Ne kötü millet. Ne kötü kavim. Ve la tuhzuni fi dayfi. Bu iki misafirim karşısında beni rüsvâ etmeyin, beni mahcup etmeyin diyor. Fettekullâhe, Allah'tan korkun. Eleyse minküm racülün reşid, hiç içinizde aklı başında kimse yok mu? Eleyse minküm racülün, hiçbir adam yok mu reşid, rüştünü ispat etmiş, aklı başında hiç kimse yok mu diye kapıda o gelen kavme yalvardı, yalvardı koca peygamber Lut aleyhisselam. Şu milletin rezaletine, şu milletin felaketine, şu milletin necasetine bakın. Kalu, şimdi o ahali, o kalabalık, reziller, sefiller, alçaklar dediler ki, لَكَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا ف۪ي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّنْ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُر۪يدُ. Sen dedi, kızlarımızları neye karıştırıyorsun dediler. Sen bizim maksadımızı bilmiyor musun? Biz erkek erkeğe cinsi temas istiyoruz. Ver o erkekleri bize dediler. Ne karıştırıyorsun kadını kızı? Şu kirlenmenin, şu rezalete batmanın derecesine bakın Allah aşkına. Nereye tırmanıyor? Kale Lut aleyhisselam çok perişan. Buyurdu ki, lev enne li biküm kuvveten ev avi ila ruknin şedid. Ah, keşke güç, benim bir gücüm, bir kuvvetim, bir kudretim olsaydı da bu belayı def etseydim, bu rezilleri ortadan kaldırsaydım, bu kepazeleri yok etseydim. Ev avi ila ruknin şedid, yahut da en kuvvetli, en kudretli olan Rabbime sığınmaktan başka çarem kalmıyor, kuvvetim yok, gücüm yok diye feryat etmeye başladı Lut aleyhisselam. Ayet mi sabit? Kalu, o melekler, o iki insan parlak, tüysüz, delikanlı suretinde gelen melekler kalu dediler ki, ya Lutu, ey Lut, ismini çağırıyorlar. İnna rusulü rabbike, biz senin Rabbin katından, Allah katından gelen melekleriz. Korkma dediler. Çok korktu. Biz melekleriz, elçiyiz. Len yasilu ileyke, onların hiçbir belası, pisliği sana ulaşmayacak. Korkma, biz melek, meleklere ne yapabilirler? Bin katından, Allah katından gelen melekleriz. Korkma dediler. Çok korktu. Biz melekleriz, elçiyiz. Len yasilu ileyke, onların hiçbir belası, pisliği sana ulaşmayacak. Korkma, biz melek, meleklere ne yapabilirler? Fe esri bi ehlike bi kıt'in minel leyli. Gecenin yarısından sonra sana inanan kızlarını yanına al, gece yarısı buradan çık git. Çık bu ülkeden. Çık bu bölgeden, çık bu şehirden. Dediler melekler. Ve la yeltefit minküm ehadun illem ra'eteke. Sakın buradan çıkıp giderken arkanıza dönüp bir saniye bile bakmayın. Dönüp arkanıza bakmayın diyor. Yani zerre kadar merak etmeyin. Eyvah! Evimiz kaldı, köyümüz kaldı, işimiz kaldı, eşyamız kaldı gibi en ufak bir merak ile hele bakayım ne olmuş deyip de dönüp arkaya bakmayın diyor. İllem ra'eteke, ancak senin karın bu halden müstesnadır. İnnehu musibuha
مَا اَسَابَهُمْ Senin kavmine isabet edecek olan bela, musibet, azap senin karına da isabet edecek. Çünkü inanmamış ve gitti onlara haber verdi. İnne mev'idehumu subhu. Allah'ın azabı sabah vaktinde gelecek. Sabah olmadan azap gelecek. Ayete bak. Hazreti Lut aleyhisselam bütün bir gece o kadar sıkılmış, o kadar sıkışmış, daralmış ki dedi ki ey mübarek melekler, sabaha kadar beklemeye tahammülüm kalmadı. Şimdi hepsinin cezasını verin dediler. Yani sabaha kadar beklemeyi çok uzun kabul etti. Çok geç kalırız. Hemen cezalarını, hemen azabını, azabı ilahiyi verin demiş olacaklar ki melekler diyor ki ereyse subhu bi karib, ya o sabaha bir şey kalmadı ey Lut, sabah yakın, ne telaş ediyorsun? Fazla acele etme, telaş etme. Eleyse subhu, sabah yakın değil mi? Hani sabah ola hayrola ifadesi de belki buradan çıkmıştır. Sabah olur olmaz, şafak söker sökmez. Ayet-i kerime devam ediyor. Felemma ca'e emruna, azabımız tahakkuk etti şafak vakti. Ne oldu neticede? Cealna aliyaha safilaha. O ülkenin, o bölgenin, o beldenin altını üstüne getirdik. Cealna aliyaha ali demek üstü. Safil, esfel, altı. Altını üstüne getirdik oranın diyor. Cealna aliyaha safilaha. Altını üstüne getir. Aynı kelime kelime. Ve emtarna, bu da kafi gelmedi. Ve emtarna aliyaha hicareten. Üzerlerine taş yağdırdık. Yağmur taneleri gibi kocaman kayalar yağdı. Ayet. Hicare, Arapça hacer, taş demek. Hacer. Hacer-i esvet ne demek? Siyah taş. Hacer-i esvet. Taş yağdırdık. Min siccilin mandudin. Peş peşe yağmur tanesi gibi gelen, ateşte kızartılmış gibi akkor halinde, alev halinde taşlar yağdırdık. Aman ya Rabbi. Devam ediyor. Müsevvemeten inde Rabbike. O yağan, düşen taşların her birisinin üzerinde kimin tepesine düşecekse onun ismi yazılı olarak geldi diyor. Adrese gelen mektup gibi. İnsanların adresine gelen havale gibi, mektup gibi Lut aleyhisselamın kavminin de başına gelen taşlar, başlarına yağan taşlar müsevvemeten ayetinden anlıyoruz ki kimin tepesine düşüp de ezmek için, cezalandırmak için hangi taş kimin üzerine gelecekse gökten gelirken tepesine düşecek adamın ismi yazılı geldi diyor Kur'an. Ve ma hiye mine zalimine bi ba'id. Zalimlere azabımız uzak değildir. Kıyamete kadar bu azap devam edebilirdi. Yani bu bir sefer olmuş bitmiş değil. Ve ma hiye bu azap, bu bela, bu musibet mine zalimine, zalimler için bi ba'id, uzak değil. Her zaman böyle olabilir. Her zaman buna benzer böyle olmasa da bunun verdiği felaketten, beladan daha müthiş belalarla zalimlere ceza vermeye Rabbimizin kudreti kafi gelir diyor. Şimdi kardeşler bakın bu hadise Lut aleyhisselamın kavmine isabet ediyor. Bu bela, bu korkunç afet o günden bugüne çok zaman geçmiş. Kur'an-ı Kerim tabii kesin olarak tarih vermediği için Lut kavminin başına yağan taşların hangi tarihte yağdığını rakam olarak vermediği için bilemiyoruz. Ama belki binlerce yıl olmuştur yani. Bir kere Peygamberimizden bu tarafa 1400 sene geçmiş. Ve Peygamberimize gelinceye kadar bir 1500 sene de siz ilave edin, neredeyse 3000 sene evvelki bir hadise bu. 3000 yıl evvel. Bu rezalet bir toplum halinde işlenen bu erkek erkeğe cinsi ilişki kurma rezaleti
Bakın şimdi şu asırda dünyayı en çok sürükleyen bir bela haline geldi. Resmi araştırma raporlarına göre Amerika'da her 100 erkeğin 46'sı aynen Lut kavminin işini yapıyor. Her 100 Amerikan erkeğinin 46'sı. Aklınızda kalsın. Bakın nereye gidiyor. Demek ki %50'yi geçmeye az kaldı. %50'yi geçti mi çoğunluk tamamdır. Azab-ı ilahi beklemek lazım. Avrupa hakeza. Şu anda Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Danimarka'da resmen erkek erkeğe evlilikleri kanunen kabul ediyorlar. Erkek gelip erkek evleniyor. Kiliseye müracaat ediyor, evleniyorlar. Erkek erkeğe ya. Haline bakın dünyanın. Haline bakın namussuz Avrupa'nın. Haline bakın şerefsiz Amerika'nın. Ve yine hepiniz biliyorsunuz Amerikan Cumhurbaşkanı'nı seçenlerin çoğunluğunun kim olduğunu biliyorsunuz. Clinton denen şerefsiz adamı seçenlerin büyük çoğunluğu Lut kavminin illetine müptela olanlardır. Askere alınmıyorlar diye, o da söz vermiş sizi askere alacağım diye söz vermiş ve sözünde de durdu galiba, bilemiyorum. Düşünün yani Amerikan halkının haline ve düştüğü pisliğe, bu haliyle dünyanın en pis toplumu Amerikan toplumu olmuştur. Eroin, uyuşturucu, eşcinsellik, AIDS hastalıkları, rezaletler, pislikler almış başını gidiyor dünyada. Bütün kıtalar böyle. Şimdi aynı şeyi bizim memleketimize taşımaya çalışmak için korkunç bir mücadele var. Eşcinsellik. Hatta bu sene biliyorsunuz dünyadaki bütün sapık erkeklerin, homoseksüel dediğimiz bu rezillerin yıllık toplantıları için İstanbul'u seçmeye karar vermişlerdi de bereket ki yöneticiler müsaade etmedi. Dünyanın bütün eşcinselleri İstanbul'da toplantı yapacaklardı bu sene neredeyse. Fatih'in şehrinde, Fatih Sultan Muhammed Han'ın şehrinde dünyanın ne kadar sapığı, namussuzu varsa neredeyse ihtima edeceklerdi. Ya. Baktım ceza kanunlarına, bakın Türkiye çok kötü yolda gidiyor. Ahlaki çöküntü tamamen zirveye ulaştı. Ekonomik çöküntü zirveye ulaştı. Bakın ekonomik çöküntü. Ahlaki çöküntü hepsinden beter. Bakın koskoca akşam belki seyrettiniz Arena namındaki programda Gebze tarafındaki bir hazine arazisini yağma eden bir hakimi çıkarttılar. Hakim. Hani resmen böyle yeşil yakalı hakim. Devletin yargı organındaki hakim. Oradaki araziyi yağma etmişler. Şu kadarı sana, bu kadarı bana tapu etmişler. Yağma etmişler. Hukuken bu mümkün mü? Bunu nasıl açıklarsınız diyor da açıklayamam diyor. Maalesef yaptık diyor. Ahlaki çöküntüye uğramış hakimler de, savcılar da, genel müdürler, devlet bakanları, devlet başkanları. Korkunç. Ahlaki çöküntü tamamen işgal etmiş Türkiye'yi. Niye? Bütün pislik ülkeyi sarmış. Çankaya'dan sokaklara kadar bütün Türkiye pisliğe batmış. Hiç kimse bunun aksini söyleyemiyor. Bakanlar, başkanlar, genel müdürler, müsteşarlar, hakimler, bir umum bütün kadrolar, gruplar, ekipler, kurumlar pisliğe öyle batmışlar ki artık çoluk çocuk her akşam bunları işitmekten, duymaktan vallahi istifra edecek hale geldi. Ya hani peki bu niye böyle oldu? 70 senedir cumhuriyet ilan edileli 70 senedir eğitim ilkokuldan başlıyor Türkiye'de, üniversitede bitiyor ilkokuldan üniversiteye kadar. İlkokullarda o mini mini yavrular okul bahçesine sabahları toplandıkları zaman sınıflara girmeden evvel onlara bir yemin sözü ettiriyorlar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak diye kelimeler söylemiyorlar mı?
E peki hani bir tane doğru adam kalmamış? Bu nasıl milli eğitim ya? Bu nasıl milli eğitim? Yani milli demek, millete ait demek. Türk'üm, doğruyum. Ulan doğru adam bir tane yok memlekette ya. 70 senedir bu lafları söyletiyorlar zavallı bebeklerimize, çocuklarımıza. Vallahi milli eğitim iflas etmiştir. İnşallah. Tamamen iflas etmiştir, çöplük olmuştur. Sanki onlarda hiçbir kusur yokmuş, onlar açılmaya devam ediyor. Bütün kusur, kabahat, pislik İmam Hatip okullarındaymış gibi İmam Hatip okullarını açmıyorlar resmen. Tam tersi ya. Siz de biliyorsunuz şu anda halkın temiz paralarıyla yapılmış 250 tane İmam Hatip okulu binası var mı yok mu? Hiçbirisini açmıyor devlet. Tam 12 Eylül 1980'den bu yana bir tek İmam Hatip okulu açılmadı. Biz işin içindeyiz. Hatta 12 Eylül hareketini yapan general, baştaki general hatıralarını yazmış. Hatıra diyorlar ya, yaptıklarını yazıyorlar. Milliyet gazetesi neşretmiş, bende var, aldım okudum. Diyor ki benim cumhuriyete en büyük hizmetim İmam Hatip okullarını kapatmamdır diyor adam, açmamaktır diyor. En büyük hizmetim diyor. Vay 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 vay, ne korkunç şeyler bunlar ya. Benim diyor cumhuriyete en büyük hizmetim İmam Hatip okullarını açmamaklığımdır. Hale bakın, hale bakın, hale bakın. Sanki cemiyeti kirletenler İmam Hatip okullarıymış. Sanki askerlere silah çekenler İmam Hatip okullarıymış. Sanki polislerimizi öldürenler İmam Hatip okulundan mezunlarmış. Sanki haşa eşcinseller oradan çıkıyormuş. Sanki bütün bu rüşvetleri İmam Hatip okulu mezunları yapıyormuş gibi okulları açmıyorlar, sımsıkı tutuyorlar. Vallahi ben korkuyorum, Lut aleyhisselamın başına gelen, kavminin başına gelen bela Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelmek üzeredir. Bu kadar basiretsizlik olmaz ya, bu kadar zıddına olmaz, bu kadar kötü olmaz bir toplum, bu kadar hak yenmez, bu kadar haksızlık olmaz, bu kadar hırsızlık olmaz, hiçbir yerde olmaz. Toplanan su paralarını bu kadar insan harcayamaz. Bakın geçen bir hacı anlatıyor, vallahi diyor hocam 18 milyon lira su parası geldi diyor. 18 milyon ya. Bir ev ya, 4 tane musluk var evde. 3 tane musluk var, 18 milyon su para gittin diyor. İtiraz kabul etmeyiz. Evvela bu parayı yatıracaksın, sonra muamele yapacağız. Dedim ki diyor, ya evimi satsam bu parayı ödeyemem. Ne yapıyorsunuz siz? İşte bu paraları paylaşmış namussuzlar. Bu kadar olmaz ki dünyada. Hiç olmaz böyle şey ya. Bir su parası. Su en mühim maddedir. Hatta bizim Anadolu'da biliyorsunuz su içene yılan bile dokunmaz derler. Bunlar ne şerefsiz ki, yılandan daha ne kadar beladır ki milletin suyuna dokunmuşlar. Yağma etmişler, yemişler, bitirmişler kimisi karısına, kimisi Yahudi'ye, kimisi İsviçre'ye, kimisi partiye, kimisi şuraya, kimisi... Bu babalarının çiftliği böyle olmaz ya. Ve benim en hayret ettiğim şey şu millet suskun, suskun, suskun. Ne sesi çıkıyor mübareklerin, ne soluğu çıkıyor, ne tepkisi var, ne sesi var, ne hareketi var. Ya bu millet ne için millet oldu ya? Dünyanın neresinde böyle bir skandal olsa o ülkenin halkı, oranın, o idarecilerinin altın üstüne getirirdi vallahi. Tamamdır. Ayakta kalan kardeşler var arkada. Bir hayli ayakta kaldılar. Şöyle bakın göreceksiniz. Safları hem tanzim etmiş olalım hem de yer açılsın diye bir kere ayağa kalkalım. Allah razı olsun. Hiç boşluk bırakmayalım saflarda, aralarda. Öylece oturalım inşallah. Ezan okundu mu? Okunmadı. Devam edeyim. Şimdi kötülükler devlet tarafından korunursa, yöneticiler tarafından kötüler ve kötülükler himaye edilirse o toplum temizlenemez. Açtım Türk Ceza Kanunu'na baktım. Anlattığım konuyu arz ediyor. Hatta size de
söyleyeyim. O kitap sizde varsa gidin bakın. Ta talebeyken satın aldığım bir ansiklopedi var. Meydan Laruz. Duymuş musunuz? Meydan Laruz diyorlar. Oldukça büyük bir ansiklopedi. Ta talebeyken almıştım ben. Hala tabii eskimiş şimdi. Yenileri çıkıyor. O Meydan Laruz ansiklopedisinin tabii birden 20'ye kadar ciltler, kalın kalın ciltler devam ediyor. Alfabetik sıraya göre biliyorsunuz bilgileri toplamışlar. A, B, C, D, F böyle devam ediyor. Alfabetik sıraya göre L harfinde buldum. Siz de bakabilirsiniz. L harfinde. O L harfi hangi ciltteyse bakacaksınız. L harfi. Orada livata diye bir kelime var. Livata. Livata. Eşcinsellik demek Arapça. Lut kavminden geldiği için, Lut kavminin pisliğinden olduğu için Lut'a, Lut kelimesine izafe etmişler. Livata. Yani erkek erkeğe cinsi ilişki. Çok affeder insan. Utanç duyuyor. Eşcinsellik diyorlar şimdi. Orada buldum. Diyor ki Kürt ceza kanununu tanzim ederken, bakın Allah aşkına, siz de okuyacaksınız orada, Meydan Laruz ansiklopedisinin L harfinde livata kelimesine bakacaksınız. Orada aynen yazıyor. Diyor ki, Kürt ceza kanunu tanzim edilirken erkek erkeğe cinsi ilişkide bulunanlara ceza tertip edilmedi, bu suç sayılmadı diyor. Şu anda diyelim ki bir güvenlik görevlisi, bir polis kardeşimiz, polis memurumuz gerek aleni gerekse kapalı bir yerde erkek erkeğe cinsi temas yapan iki erkeği yakalayıp da savcılığa götürse vallahi suç saymıyor, kanun maddesi yok, ceza veremiyor. Cumhuriyeti kuranlar bu erkek erkeğe cinsi ilişkide bulunmayı suç saymamışlar. Açın okuyun. Türk ceza kanununda suç sayılmamış. İsterse caddelerde yapsınlar erkek erkeğe, isterse af buyurun tuvaletlerde yapsınlar, isterse otobüslerde yapsınlar, isterlerse gemide, güvertede yapsınlar. Polis gördüğü zaman yakalayıp savcıya götürse katiyen bunlara ceza vermek için vallahi madde yok, billahi madde yok. Bakın ne hale gelmiş memleket. Ceza kanunlarında yeri yok. Bu rezaletin, bu şenaatin. Allah'ın nasıl bir ceza verdiğini görüyorsunuz. Ama devlet bunlara ceza vermiyor. Ceza maddesi yok yani. Erkek erkeğe cinsi ilişkide bulunanlara devlet ceza vermiyor. Suç değildir. Ne var ya? Çağdaş bir hayatın icabıdır diyor. Vallahi az kalıyor çıldırayım. Öyle moralim bozuk. Şu Kur'an'ı az çok 30 senedir takip ediyorum. Elimde bir hayli tefsir kitapları var, hadis kitapları var. Yığın yığın eserler var. Okudukça kahroluyorum, gördükçe kahroluyorum. Adeta uykularımız, huzurlarımız kaçıp gidiyor, moralimiz çökmeye devam ediyor. Böyle ayakta kalmamız mümkün değil. Dünya nereye gidiyor? Amerika'nın haline bak, Avrupa'nın haline bak, Asya'nın haline bak. Şu Asya'da bakın işte bir deprem oldu Hindistan'da, görüyorsun mu? Şu Hindistan'ın haline bak. Korkunç, cehalet, cehalet, cehalet. İneklere tapıyorlar vallahi. Bütün sığır dediğimiz inek, öküz, buzağı, yani sığır cinsinden olan bütün hayvanlara kutsal hayvan gözüyle bakıyor. Kutsal. Dokunulmaz, kesilmez, öldürülmez, etleri yenmez, dokunulmaz. Dünya Gıda Teşkilatı'nın raporuna göre şu anda Hindistan'da 286 milyon inek boş boş geziyor. Dokunan yok, yiyen yok. Ve serseriler de acından geberiyorlar. Ya yiyinsene şu hayvanları, hayvanlar. Yok, kutsal diyor, bunlar mukaddes inekler. Şu dünya, ben bu dünyada yaşamakta utanıyorum. Keşke şu dünyada yaşamayaydım ya. Ya inek kutsal olur mu ya? Ama işte böyle inanıyorlar, ne yapalım, Buda diye bir serseri çıkmış, Buda, 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 Budizm diyorlar ya, inekleri yememiş, ineklere biraz merhamet etmiş olacak, o geberdikten sonra, ondan sonra gelenler ineği kutsal inanmış, aman dokunma ineklere. Bir inek gelse de en
hareketli trafik merkezinde bir yolun ortasına yatsa, trafik tamamen duruyor, inek kalkıncaya kadar sinek uçmuyor. Hala bak şu Hindistan'a bak ya. İşte bak Allah bir bela verdi, bir deprem, 16 bin kişi öldü. Bu pis bir dünya. Yani bu dünyada yaşamaktan utanıyoruz. Asya'sı öyle, Avrupa'sı öyle, Amerika'sı öyle. Hala bak ya. Yazıklar olsun şu dünyaya. Ve bunun yanında Müslümanların dünyada hiçbir yetkinliği yok. 1,5 milyar Müslüman var diyorlar. Vallahi siyasette ve hakimiyette 1,5 gram ağırlığımız yok. Dünya pazarlarında yerimiz yok. Bindiğimiz araba gavurların, kolumuza taktığımız saat gavurların, kitabı Kur'an-ı Kerim okurken gözüme taktığım gözlük gavurların, Müslümanların bir tek icadı yok, bir tekniği yok, makinesi yok, cihazı yok, Müslümanlara hiçbir sözü yok. Ne bize Allah kıymet verecek yani? Tekniğimiz yok, fennimiz yok, kimyamız yok, fizikimiz yok, hiçbir icadımız yok. Taktığımız lamba onların, bindiğimiz araba onların, gözümüze taktığımız gözlüğün camları onların, bütün teşkilat, bütün fenme, hep onların. Müslüman dünyada bir kambur gibi geziyor. Eserimiz yok, tesirimiz yok, dünya pazarlarında payımız yok. Paramız sıfır, insanımızın değeri yok. Dün gazetede okudum, vallahi utandım. Cumhurbaşkanı İngiltere'ye cumhurbaşkanı olarak ziyaret talebinde bulunmuş. İngiltere'ye bir ziyaret yapmak isteğinde bulunmuş. İngiltere vallahi bu talebi reddetmiş. Cumhurbaşkanı olarak değil, turist olarak gelebilirsin demiş. Vallahi dünkü gazetede var. Şu korkunç hale bak ya. Hiçbir itibarımız kalmadı dünyada. Pis bir toplum. Temiz toplumdan bahsetmek mümkün değil. Geçen ders anlattım, şirk ortadan kalkmadıkça, laiklik ortadan kalkmadıkça, Allah'ın nizamına dönmedikçe, Muhammed Mustafa nizamına dönmedikçe vallahi toplum temizlenmez. Temizlik nereden gelir söyleyin? Temizlik imandan gelir. İman giderse temizlik kalır mı? İşte buyurun, siz kendiniz söylüyorsunuz. Temizlik imandan gelir. Bir toplumun temiz olması için o topluma imanın ve İslam'ın hatim olması lazım. Yoksa mümkün değildir ya. Ezan okunması lazım. Ceryan yok, okunmuştur. Gidiyoruz biz. Pekala, böylece dersi burada kesiyorum. Haftaya inşallah daha bu konuyu daha değişik açılardan işleyeceğiz. Allahu Teala bu pisliklerle bu pislikleri çıkaranları inşallah cezalandırsın da Müslümanlara tıpkı Lut Aleyhisselam sen çık git oradan, gelecek bela sana ulaşmayacak dediği gibi Allah bunların pisliğini bize ulaştırmasın inşallah. Kardeşler yine Diyanet Başkanlığımız bir kampanya açmış. Afganistan'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin de doğduğu bir köy olan Belh şehrinin yakınında Mezar-ı Şerif diye bir cami. Tabi komünistler yıkmış, sökmüş, atmış. Şimdi o camiyi yeniden yapmak, imar etmek ve inşa etmek için yardım kampanyası başlatmış. Toplanan yardımlar Afganistan'da o Mezar-ı Şerif camisinin imarına, inşasına gideceği yazıyla bildirilmiş. Camiden çıkarken her zaman olduğu gibi gereken yardımları yaparsanız inşallah yine camiye ulaşacağı için, Rabbimizin rızasına uygun bir niyetle vereceğiniz için mükafatınız Allah katında olacaktır. Hak Teala her hayrın mükafatını mutlaka defteri amalimize yazacaktır. Şimdiden Rabbim kabul etsin, mübarek etsin, rıza ve rahmetinden bizi ayırmasın inşallah.